Maliye Bakanı Birikim Özgür, Türkiye'nin adaya deniz altından su taşınması projesine ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek, suyun yönetim ve işletilmesiyle ilgili hükümetler arası anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi. Birikim Özgür, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 8-9 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda iki devletin, tabii ki başbakanlarımızın, hükümetlerimizin onayına sunacağımız alternatifli birkaç anlaşma metni hazırladık. Bu önerilerden birini iki devlet belirleyecek ve uygulamaya sokacak gibi görünüyor, dedi. Özgür, yap, işlet, devret ihalesi sonrasında görevlendirilecek işletmenin haklarını ve sorumluluklarını belirleyen anlaşmanın önümüzdeki günlerde iki devlet arasında imzalanacağı bilgisini verdi. Suyun tüketilmesinde önceliği günlük kullanıma vereceklerini belirten Özgür, 4-5 yıl içinde suyun dağıtımı için 600-700 milyon Türk lirası civarında altyapı yatırımı yapılacağını söyledi. Özgür, yatırımlar yap, işlet, devret modeliyle olacağı için bu ülkemize dış sermaye girişi anlamını da taşıyor. Dolayısıyla daha altyapı çalışmaları devam ederken ekonomimize de ciddi bir katkı sağlamış olacak, dedi. Henüz imzalanmayan 2016-2018 ekonomik programında beklentilerini de dile getiren Özgür, uzun yıllardır süren izolasyonların neticesinde bütçe açıklarının meydana geldiğini ve bu bağlamda Türkiye'nin sunduğu hibe ve kredi hizmetlerinin devam ettirilebilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Özgür, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki enerjinin kullanımı konusunda işbirliği başlattıklarını ve yakın geçmişte bu üç ülke liderinin de Güney Kıbrıs'ta bir araya geldiğini anımsatarak ortaya çıkan yeni enerji kaynaklarının bölgedeki barışa ciddi katkı sağlayacağına inandığını söyledi. İsrail ile Güney Kıbrıs arasında elektrik hatlarının birbirine bağlanması projesinin başlatıldığını hatırlatan Özgür, çok iyi bilinmektedir ki ihracat yolu sadece doğalgaz için değil, aynı zamanda doğalgazın elektriğe dönüştürülerek de Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması gibi bir takım açılımlara da gebedir. Bu noktada ben şunu söyleyebilirim. Eğer Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında bir elektrik kablo projesi hemen başlatılırsa ve eş zamanlı olarak muadil bir adım atılırsa, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki başlatılan projeye ciddi bir katkımız olur. Doğu Akdeniz bölgesindeki enterkonnekte sistemin içine girmemize de yardım edecek bir adım olur. Dolayısıyla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında tesis edilecek bir elektrik kablo hattı istiyoruz, görüşünü dile getirdi. Tesis edilecek elektrik kablosunun sadece barışa hizmet edeceğine vurgu yapan Özgür, ülkelerimiz arasındaki elektrik kablosu Kıbrıs'ın tamamında bir çözümün ve barışın tetikçisi olur. Biz bunu çok istiyoruz. Bu projeyi başlatmak ve nihayete erdirmek aynı zamanda ülkelerimiz açısından bir prestijdir. Aynen su projesi gibi, dedi. Kıbrıs Rumların artık enerji konusunda tek alternatiflerinin Türkiye ile işbirliği olduğunu bildiklerine işaret eden Özgür, aklın yolu birdir. Türkiye ile kavga yerine işbirliği yapılması gerektiğini artık Kıbrıs Rumlar da görmüştür. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye arasındaki elektrik kablosuyla Doğu Akdeniz'in doğalgaz rezervlerini Avrupa'ya taşımak mümkün olacaktır, şeklinde konuştu.